Lezzet Avcısı'ndan herkese merhabalar. Bu hafta Helvadere kasabamıza geldik ve burada kışlık ekmek nasıl yapılıyor, pekmezlerimiz nasıl yapılıyor onları konuşacağız, onları anlatacağız ve çilek tarlasına gideceğiz. Malum kış ayına girerken hazırlıkları anlatacağız sizlere. Şimdi kışlık hazırlıklarını yapmak için ablalarımızın yanlarına gidiyoruz. Şimdi Hürü Tezgil ablamızın yanına geldik. Kışlık hazırlıklar yapıyor. Merhabalar Hürü ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ ol siz de. Allah razı olsun. Ekmek yapıyorsunuz burada. Evet. Tüm ailecek yapıyorsunuz değil mi? Aile, akrabalarım, bacım. Hep beraber çalışıyorsunuz. İltilerim. Evet. Seni biraz tanıyabilir miyim Hürü ablacığım? Doğma bölme buralıyım. Kaç çocuk var? İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Başka ne tür kış hazırlıkları yapıyorsunuz? Tarhana yaparık, ekmek yaparık, pekmez kaynatırık, reçeller, kompostalar. En son üzümümüz kaldı kaynayacak. Başka da herhangi bir... Elma indirecek. Hepsini yapıyorsunuz. Hepsini. Biz kış hazırlığımızı fazla satın almazdık. Peki bu ekmeğin hamurunu nasıl yapıyorsun? Seyircilerimiz için söyler misin? Akşamdan 7.30'da yoğurdu. Bazı döktüm, zabanında ilkilerim geldi, oturduk yapıyor. Bu bütün kış boyunca yetiyor mu size? Yeter, fazlasıyla. Ekmek ihtiyacınızı karşılıyor. Aldığımız zaman da olur, zobada çörek de yaparız. Kolay gelsin, diğer ablalarım yanına da gideceğim. Geldiniz. Hoş bulduk, sen de pişirme işlemini yapıyorsun. Vallahi biz burada 4 kişi yapar, 1 kişi de pişiririk. Zor oluyor mu pişirme işlemi? Zor olsa da mecbur katlanmak zorundayız. Çünkü bizim yiyeceğimiz, içeceğimiz bu. Ekmek yapımı. Evet. Peki seni biraz tanımak istiyorum Fatman ablacığım. Kendinden biraz bahseder misin? Ben 42 yaşındayım. Evliyim. 2 çocuğum var. Birinin Allah bağışlasın. Adı İbrahim, birinin adı Hatice. Çocuklarım. Ondan 4 iltik biz. Beraber yirik, beraber içerik. Kış günü de, yaz günü de. Bağlanan bahçenin böyle biz ömrümüzü bitirdik gittik şimdiye kadar. Helva derelisin sen de. Evet doğma büyüme buralıyım ben. Fatman ablacığım pişirmek Buyur. Kolay değil. Peki püf noktası neler? Herkes bu işi yapamaz. Yapamaz. Herkesin farklı farklı görevleri var. Kimi bazı döker burada, kimisi ekmeğini böyle yapar, kimi pişiririk. Yani 4 kişi yapar, 1 kişi muhakkak ayrı pişirirse ayrı olur. Peki nasıl pişiriyorsun? Biraz anlatır mısın? Nasıl pişiyor bu ekmek? Vallahi pişirmesi zor işte. Böyle kıvış attık canalı pişiriyor. Akşamadır 6-7 güğüm suyu yaparız. Hemen attığın gibi alıyorsun. Hemen attığımız gibi de işte böyle pişirdim. Böyle çığ kaldığı zaman küflenir. Pişirmesi lazım. Her tarafından pişmesi lazım. Sen bu işin ustası olmuşsun artık. Tebrikler. Sağ ol. Allah razı olsun. İşte öğreniyor bir şeyler. Yapıyorum. Çocukluğundan beri yapar mısın ekmeği? Yok. Çocukluğundan beri ekmeği yaparım da pişirmeyi yapmazdım. Şimdi de pişirmeyi öğrendim. Kolay gelsin ablacığım. Gerçekten güzel bilgiler verdin. Sağ olun. Meryem teyzeciğim merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri evlerinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ettik geldiğimiz için. Sen de açma işlemini yapıyorsun. Ben de açma işleri yapıyorum. O ikisini de yapar. Hem pişiririm hem açarım. Sen hepsini yapıyorsun. Hepsini yaparım. Kolay gelsin. Zor mu peki ham açmak? Her şey zor tabii. Zor olma ama hazırlayacaksın, yoğuracaksın, ortaya getireceksin. Ondan sonra iltileri toplayacaksın, dışarıdan da getireceksin, yapacaksın, kaldıracaksın. Bir gününüz alıyor mu bu ekmek yapımı? 3 günümüz alıyor bugün. 3 günümüz alıyor. Bir gün hazırlayacaksın, bir gün yapacaksın, bir gün de temizliğini yapacaksın, kayacaksın bu ekmeği. Teker teker kayacaksın ekmeği. Çok emek isteyen bir iş bence. Çok emek isteyen bir iş bu. Ellerinize, emeğinize sağlık. Sağ ol. Biraz kendinden bahseder misin Meryem ablacığım? Ben 56 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. Maşallah. Bir gelinim var. Ondan sonra bir kızım var evli, bir de oğlum var uzman. Elazığ'da görevi. Ve işte başka bağınan bahçeyle biz de aynı. Bağınan bahçeyle uğraşıyorum. Davar var, yaylaya gidiyorum. Yayladan geliyorum, ineklerim var. Onlarla uğraşıyorum ben de. Kolay gelsin. Gerçekten yaptığınız işler çok emek isteyen işler. Tebrik ederim. Allah yardımcınız olsun her Amin. Zaman. Cümlemize.
Amin. Bizleri de tekrardan kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Evin çok güzel. Tam da Helvedere göletine bakıyor. Evet, Helvedereliyik. Evet, Helvedereliyik. Evimiz bu yerine bakıyor. İşte dört iltiyik. Birimiz aşağıda, birimizin evi buralık, birimizin evi oralık, birimizin evi de buralık. Benim evim de yukarıda. Çok güzel gerçekten. Güle güle oturun. Allah yardımcınız olsun. Ekmekler pişince bir tadına bakmak istiyorum. Tabii tabii. Değerli izleyicilerimiz, ekmek pişirme işlemimiz devam ediyor. İşlemler tamamlandığında sizler için biz de ekmeklerin tadına bakacağız. Şimdi de Fadime Ana Tezgil ablamızın yanına geldik. Kendisi pekmez yapıyor. Merhabalar ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri evlerine kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pekmez yapıyorsun. Pekmez yapımına geçmeden önce seni biraz tanımak istiyorum. Fadime Ana Tezgil kimdir? Vallahi kimdir ne diyeyim. Helva derelisi. Evet. Kaç çocuk var? 3 çocuk var. Allah bağışlasın ablacığım. Sağ olun. Yıllardır yapıyorsun pekmezi. Evet, çocukluğumuzdan beri yaparım. Annem güldeyken öğrendim. Hala yaparım. Kendi üzümlerini? Kendi üzümümüz. Peki bu pekmez nasıl yapılıyor? Seyircilerimiz için aktarabilir misin bizlere? Tabii ki aktarabilirim. Önce çinleriz üzümü. Sonra cırba dedik biz. Şerbetini kaynatırız. Börtünü alırız. Ondan sonra ilahına bindirir. Kaynatırız. Zor mu yapımı? Zor. Herkes yapamaz. Herkes yapamaz. Herkes de beceremez yani. Bu sene üzümler nasıldı? Önceki senelere göre verimli miydi? Bu sene iyi biraz. İstediğiniz gibi oldu mu? Oldu. İnşallah. Ellerinize, emeğinize sağlık. Gerçekten zor bir iş. Bu an şu an burada bile zor duruyorum. Gerçekten çok zorlu. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Daha bir bu değil. Kaç gün uğraşacağız bununla? Günler boyu yapıyorsunuz. Evet, 3 gün uğraşırız. Başka neler yapıyorsunuz? Peki yapıp sattığınız ürünlerde oluyor mu başka? Oluyor. Neler yapıyorsunuz? Fasulye, elma, armut, bahçemizde ne olursa onu yapar satarız. Süt, peynir. Her şeyi yapıyorsunuz, el emeği satıyorsunuz. Allah hayırlı bol kazançlar versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Şimdiden tekrardan ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi de Filiz Kargın ablamın yanına geldim. Kendisi börekler yapıyor. Merhabalar ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Allah'a çok şükür iyiyim. Allah iyilik de versin. Kardeşime kış ekmeği yapıyoruz. Evet, hep beraber çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi de sıra böreklere geldi. Evet. Börekler, kullandığınız malzemelerin hepsi kendi malzemeniz. Evet, kendimizin. Peynir, yumurta. Evet, hepsi kendimizin. Köy yerinde olunca ister istemez hepimiz kendimiz bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Biraz kendinden bahseder misin Filiz ablacığım? Evliyim. 27 senelik evliyim. Hı-hı. 45 yaşındayım. 6 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. İkisi evli, biri sözlü. Hı-hı. En küçüğüm de 7 yaşında. Sen de helva derelisin. Evet, ben de doğma büyüme buralıyım. Gerçekten böreklerini merak ediyorum. Tadı nasıl olacak? Eminim çok güzel olacak. İnşallah güzel olur. Beğenirsin. Eminim güzel olacaktır. Birazdan bakacağız tadına. İnşallah. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de gelip köyümüzü tanıttığınız için Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, şimdi de Ümüş Kocabaş ablamızın yanına geldik. Kendisinin çok güzel bir bahçesi var. Şimdi de çileklerin yanındayız. Malum kış hazırlıklarımızda biz çileklerden reçeller yapıyoruz, kompostolar yapıyoruz. Merhabalar Ümüş ablacığım. Nasılsın ablacığım? İyiyim. Sizler? Bizler de iyiyiz. Bizi bahçene kabul ettiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Seni biraz tanımak istiyorum ablacığım. Kendinden bahseder misin? Helva dereliyim. Çilek bahçesi üretiyorum. Kış hazırlıkları yapıyoruz. Başka neler var bahçenizde? Domates var, fasulye var, biber var, salatalık vardı, bitti. Her şeyi üretiyorsunuz. Her şey var. Ve şimdi de beraber çilek toplayacağız seninle. Evet, beraber çilek toplayacağız. Nasıl, bu sene çilekler iyi oldu mu? Vallahi zararı yok, oldu işte. Tamam ablacığım, başlayalım istersen beraber, ben de sana yardım edeyim. Toplaması biraz zor oluyor değil mi ablacığım? Evet, zor oluyor biraz.
sıkıntı. Çocuklarınla beraber çalışıyorsunuz. Evet, çocuklarımızla beraber çalışıyoruz. Bahçeniz de gerçekten çok büyük. İşiniz çok zor. Allah yardımcınız olsun. Mart'taki çıktıydık siz çünkü çok zor. Maşallah. Tamam, devam edelim. Şimdi zaten bitmek üzere değil mi çilekler? Bitmek üzere. Yok, bir ay daha sürer böyle. Bir ay daha sürecek. Bir ay daha sürer. Kar yağınca kadar. Peki çilekten başka ahududu falan yetiştiriyor musunuz? Ahududunu daha bu yıl yetiştirmeye başladık. Böğürtlen. Seneye olacak gayrı. Goji beri deyincem, Aksaray'da siz yapıyorsunuz bu işi gerçekten. Onun yetiştirmesi nasıl oluyor? Valla goji beri dikiyoruz. O kendiliğinden yürüyor. Herkes üretemiyor çünkü Aksaray'da siz ilk yapanlardasınız değil mi? Goji berimiz bizim fazla yok. Birkaç tane işte denemek üzere yaptıydı. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. İnşallah. Devam edelim o zaman ablacığım. Değerli izleyicilerimiz, biz çileklerimizi topladık Ümüş ablamla beraber. Ellerine sağlık Ümüş ablacığım. Gerçekten çok zorlu bir iş. Zor. Şimdi bunlar çok güzel reçeller yapacağız, evet. Konserveler yapacağız. Evet. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, siz de Helvedere'ye geldiğinizde muhtarın yerine uğrayıp Ümüş ablamızla beraber bu güzel çilekleri toplayıp evlerinize götürebilirsiniz. Gerçekten bahçesi muazzam, her türlü çeşit ürünleri var. Mutlaka gelip görmelisiniz. Tekrardan teşekkür ederim Ümüş ablacığım. Değil, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Tanımak çok güzeldi. Sizi de tanımak çok güzeldi. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Lezzet Avcısı'nın özel bölümüyle karşınızdaydık. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.